Hayırlı günler dostlar. Öncelikle Suriye ile başlayalım. Suriye'de önemli gelişmeler var. Onları aktaracağız. Ekranda gördüğünüz görüntü dün akşam saatlerinde Anadolu Ajansı tarafından servis edilen yeni bir tatbikat görüntüsü. Azez bölgesinde Suriye Milli Ordusu askeri tatbikatlara hız veriyor. 3 gün önce yapılan ve 2000 kişinin katıldığı tatbikatın ardından yeni bir tatbikata başlandı. Suriye Milli Ordusu 500 askerin katılımıyla ülkenin kuzeyinde tatbikat yapıyor. Suriye Milli Ordusu unsurları cephe hattında yaptıkları tatbikatta mevzilere konuşlanma taktiklerine çalışıyor. Ağır ve hafif silahların kullanıldığı tatbikatta hedeflerin imha edildiği açıklaması yapılmış. Ardından dostlar Suriye Milli Ordusu komutanlarından Seyf Ebu Bekir Polat şu açıklamayı yapıyor. Milli Savunma Bakanımız Hasan Hamadi nezaretinde özel kuvvetlerimiz ve askerlerimiz aldıkları eğitim sonuçlarını değerlendirdi ve daha sonrasında bu tatbikatın noktalandığı duyurulurken terör örgütü YPG PKK'dan Esad rejimi ve müttefikler dahil olmak üzere operasyon için hazır olduğumuzu ilan ediyoruz açıklaması yapıldı. Suriye'de çok sıkıntılı gelişmeler var dostlar. Öncelikle onlarla başlayalım. Geçen gün yayınladığımız haberde bir Türk elektrik şirketine protesto gösterilerinin yapıldığını söylemiştik. Bu şirketin günde 12 saat elektriği kesmesi ve fiyatları iki kat zam yapması nedeniyle barışçıl protestolar vardı. Fakat bugün itibariyle barışçıl kelimesini oradan siliyoruz. Afrin'de elektrik fiyatlarının artması ve bazı yerlerde elektriğin kesilmesi nedeniyle Türkiye'ye ait elektrik şirketinin genel merkezine saldırı düzenlendiği duyuruldu. Daha sonrasında Afrin'de Suriyeliler elektrik kesintilerini bahane ederek elektrik şirketi binasına ateşe veriyor. Afrin'de elektrik zamlarını protesto edenler ardından Afrin belediye binasını da ateşe verdi. Burada muhtemelen aralarına terör yandaşları da sızmış olabilir. Afrin'de protestoların şiddeti yükselmeye başlarken daha sonrasında silah seslerinin duyulduğu duyuruldu. Sore, Maren gibi bölgelerde de protestolar başladı. Ardından Suriye Milli Ordusu polislerinin Afrin bölgesinden Mara'ya kadar olan bölgede operasyon başlattığını ve elektrik dağıtım şirketi ve mali meclisi ateşe veren provokatörleri yakaladığı iddia ediyor ki gecenin köründe olan olaydan sonra kısa bir sürede herkes nasıl yakalandı bu da soru işareti. Daha sonrasında dostlar Rusların askeri sevkiyat haberi geliyor. Rus askeri takviyesi Münbiç kırsağına gelmiş durumda. Rus üstüne yoğun sevkiyat yapılıyor. Burada Suriye insan hakları gözleme bir şu başlığı atmış. Türk medyasında askeri operasyon haberleri dolaşıyor. Ama Rus takviyeleri Münbiç'teki El Seyidiya üstüne geldi haberi servis edilmiş. Burada Rus bayrağı olan bir üssü görmektesiniz. Rusya ne var ne yok buraya getirmiş durumda. Yine bilindiği gibi Pansir'de kamış diye getirilmişti. Rus medyası bununla ilgili haber yaparken onu aktarmayacağız. Biz Suriye medyasındaki haberi aktaralım. Helikopter ve jetleri getirdikten sonra Rus kuvvetleri kamıştı Havalimanı'na hava savunma birimi kurdu başlığı atılmış. Rusya'nın el kamıştı Havalimanı'na hava savunma birimi Pansir yerleştirdiği söylenirken bununla ilgili görüntüleri de görmektesiniz. Rusya güvenli bölge oluşturmayı hedefliyor cümlesi kullanılmış. Daha sonrasında dostlar teröristlerin Fırat bölgesinde sözde 20. kez mezun verdiğine yönelik haber paylaşılıyor. Aynel Arap yakınında temel askeri eğitimden mezun olan 280 teröristi görmektesiniz. Bu şekilde haber paylaşılmış. Yine geçen günlerde Suriye'de toz fırtınaları nedeniyle kaldırılan keşif gözetleme balonunun tekrardan Deyre Zor'un doğu kırsalında Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal edilen Koniko Gaz Santrali karakolunda göründüğü duyuruldu. Buradan da görüntüyü görmektesiniz. Durum giderek ciddileşiyor. Yine Suriye'de terör örgütü YPG PKK tarafından zorla göç ettirilen da operasyonun bir an önce başlamasını istiyor. Lübnan'dan da Suriye açıklaması geldi. Lübnan, Suriyeli mültecilerin ülkede kalması konusunda Avrupalılarla işbirliği yapmayacaklarını duyurdu. Avrupa para verse bile Lübnan işbirliği yapmayacağını duyuruyor. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Boabib, Suriyeli mültecilerin Lübnan'da kalması hususunda kesinlikle Avrupalılarla dayanışma olmayacağını söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Boabib, Lübnan ve bölgedeki durumla ilgili Amerika'da gerçekleştirdiği görüşmelerin sonuçlarına dair bilgi vermek için Cumhurbaşkanı Michel Aoun'la Cumhurbaşkanlığı sarayında bir araya geldi. Bu Habib görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında Avrupa'nın elinde Suriyelilerin Lübnan'a göçünü sonlandıracak herhangi bir yol haritası bulunmamasından dolayı Suriyeli sığınmacıların Lübnan'da kalması için Avrupalılarla işbirliği yapılmayacağını duyuruyor. Yine Sudan'a gidiyoruz, düne gidiyoruz. Sudan'da 3 Haziran 2019'da sivil hükümete geçiş talebiyle düzenlenen protestolara müdahale edilmesi sonrasında onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Dün yıl dönümü olduğu için ülkenin çeşitli kentlerinde gösteriler düzenleniyor. Başkent Hartum'un yanı sıra Bari, Umdurman, Niyala, Medeni, Atbera ve Gadarif kentlerinde 3 yıl önce bugün oturma eyleminde hayatını kaybedenleri almak ve sivil demokratik yönetime geçiş için binlerce kişi sokağa çıktı. Partum'da polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ordu Karargahı'na çıkan yolları beton bariyerler ve dikenli tellerle yine başkenti diğer bölgelere bağlayan birçok köprü ise konteynerlarla trafiğe kapadı. 3 Haziran olaylarında ölenlerin fotoğraflarının taşındığı gösterilerde askeri yönetim karşıtı sloganlar atılıyor. Kastamonu'na gidelim. Türk Dünyası günleri kortej yürüyüşü başladı. Kışla Parkı'nda bir araya gelen toplam 28 ülke ve özel bölgeden gelen katılımcılar ülkelerinin bayraklarını sallayarak ve marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında farklı ülke ve özel bölgelerden gelen katılımcılar ülkelere özgü kıyafetler giydi. Buradan görüntüleri görmektesiniz. Bin yıllık Türk yurdunda hem Selçuklu hem Osmanlı hem de Türkiye için olmazsa olmaz şehrimizde böyle bir etkinliği düzenlemek istedik açıklaması yapılıyor. İnşallah bundan sonra bu etkinliğin kapsamı daha da genişleyecek açıklaması yapılırken ardından programın devamında halk oyunları ekipleriyle Turan halkları dans gösterisi sunmuş durumda. Buradan bu şekilde haber aktarılıyor dostlar. İlginç bir uçuşu görmektesiniz. Azerbaycan kendi toprağı Nahçıvan'dan Bakü'ye gitmek için inanılmaz derecede uzun bir rota çizmiş. Neden böyle bir rota çizildi bilmiyoruz. Ermenistan son aylarda Azerbaycan'la yapılan anlaşmalar kapsamında uçaklara izin veriyordu. Gerek Ermenistan gerekse de İran'dan gidilmediğini Türkiye'de baya bir batıya gidilip daha sonrasında dönüş yapılıp Gürcistan üzerinden Bakü'ye gidildiğini görmekteyiz. Türkiye'de neden bu kadar batıya gidildi doğrudan sınırdan gidilmedi bu da ilginç. Dolayısıyla bu haberi de ilginç bir haber yapıyor. Azerbaycan devletine ait... Silk Airlines askeri kargo uçağınınki ki 76 türünde olduğunu söyleyelim. Nahçıvan'dan Bakü'ye gitme rotasını görmektesiniz. Yine Efes tatbikatı ile ilgili şu paylaşım yapılmış. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli füze mühimmat üreticilerinden Roketsan Efes 2022 tatbikatında ürünlerini sergiliyor. Sergilenen ürünler arasında Atmaca, Gemi Savar, Seyir, Orka, Hafif Torpido, Karok, Omtas, Umtas, Mamce, Mamle, Mamte, Cirit füzeleri var açıklaması yapılmış. Efes tatbikatının devam ettiğini de hatırlatalım dostlar.